duası icabat boyan kişilerden Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anhu. Ya Resulullah, dua kılın, dedi Sa'd ibn Abi Waqqas. Allah beni dualarım icabat kıladiyan kıpoysun. Kaçan dua kısam icabat bala olsun dedi. Peygamberimiz dediler, ya Sa'd, atib mat'amek, takunu mustacabat da'va. Ey Sa'd, lukmezi halal kılın, pak kılın, duayız icabat adamlardan bolasız. Sa'd ibn Abi Waqqas'ın duası icabat dedi. Keyin soruşken, kanakalıp yetiştiniz bu makam geldi gene de, kolumge alıp ağzımge abargen her bitti lukmanı, kayırdan ki gene bilerdim. Karnımge çüşürken her lukmanı, kayırdan ki gene bilerdim. Bizgen şu imkaniyat var. Halal yeliği de. Halal yeliği de. Dualarımız icabat oladı inşallah. Nima endi duo ijobat bo'layapti-yu, nimaga duo ijobat olmayapti? Sababini bildingizmi? Kim aybdor ekan bunga? Faqat o'zimiz ekan. Summa zakara rajula yutilu safara, ash'asa aghbara, yamuddu yadayhi ila sama, ya rob, ya rob. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishini aytdilar. Bir kishi safarga chiqdi. Uzoq yurdi. Qiylandi. Hamma yog'i kir olib ketdi. Qo'lini ko'tarib duo qilyapti. O'zi musofir. Duası icabat buladın adamlardan. Musafirlik için icabat oluş gerek. Ama Peygamberimiz ayet yaptılar. Uzak seferge çıkan, saçları tarak değmeyen eden, patile patile bok etken, çeng tozun saçının rengini özgürtürüp yubarken bir kişi şakırı yapırdılar. Hele adam kolunu kökke çözüp, ya Rab, ya Rab de yaptı. Ya Rab deyen için icabat oluş gerek. Bir, musafir boğanlık için icabat oluş gerek. İki, lekin yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, harom bilan o'ralib qoldi. Buni duosi qanday ijobat olsin? Qarang, duoni to'sadigan, ijobat bo'lishdan to'sadigan sabab to'rtta bo'ldi. Yegani, ichgani, kiygani va harom bilan o'ralganlik. Mana shu to'rt narsadan bittasi bo'lsa duo ijobat olmaydi. Ibnul Vart aytadi rahimahulloh, vallahi sen masjid üstünde ka, masjidde turup namaz okusen yu, yegen lukmen haram boladigan bosa, bu ibadetlerinin senge faydası yok. Demek bu yengil meselemez. Halal bilen haram. Kança namaz okuyun, kança roza tutmayın, kança tasbih kaytıp, haç kımayın, haram mı lukmez? Acırı bu miydi? Haybar'da Müslümanlar katta galiba gelişti. Yahudiler bilen halk ılıçı cengde Müslümanlar galip buluştu. Müslümanlarda Katar'da bir kişi cenk kıldı. Resulullah bilen birge çıkan gazapta Yahudiler tamamen katıl kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huve min ahlin nar. Bu cehennem ahliden dediler. Sahabalar hayran buluştu. Demek ki ondaydı. Düşken, ortaya düşken ganime hele bölünmesinden durun Müslümanlar da ortası da. Bitti yapınçılığı da alıp herkese taşıva genedi. Gül. Ana şu cehennemge çüşüp geçirge sabah bu genelse o hakkı var şu ölçede, şu ganimede hakkı var onu yiyem. Ama hala taksim kılınmasından durup özünü kıvı aldı. Ve bana şu nasıl cehennemge çüşüp geçirge sabah bu oldu. İşhananın pulda oturadı yanlar. Cöranın pulunu şap duradı yanlar. Kesirler. Devlette üstüde, devlette, halkta pulunu şap duradı yan adamlar. Allah'dan korkuşu değiller gerek. Çünkü insancılık, bir son iki son ketip alışı mümkün. Cevap veresiz. Bitti yapın çıkıyor herkese taşıva yanıge. Dozaka kirgenden keyin. Koyanlar ne makiliş gereği buradalar. Bu halal haram cüdeyem ihtiyat buladırken mesela. İmam-ı Azam'da İmam-ı Azam pop geçti yine mesela babada. Öşü atası çişleken bir çişlem olma. Egesini razı kalaman deyip kirdi. İmam-ı Azam dünyaya geldi. Koşun seni yerine koşu oladı yanlar. Köçüge 40 santimetre çıkıp yatadı yanlar. E Allah'dan korkuyorlar. Kıyamet geçi yelkere itikabatı yerde günah duradı. Köçüge bir metre çıkıp yetekken, koşun iki ötüp yetekken, fundamenti köçüge çıkarıp olayken, kıyamet günü yelkeninde duradı. E ne mi özgaradı şu 40 santimetre bile ne? Aydılar şey, ne mi özgaradı? Hali ki köçü tamamen yegelleş bana 2 metre özgü açıcı diye ne dedi? Öşünü katta mahallarda 6 metre, 5 metre çıkıp yanına görüyorsan. Ne mi kalırsa ne onu? Ne mi kalırsan özünge iş kılıp? Ne mi kalırsan özünge günah kılıp? Bir salih ayol hamur karıya tutdu.
Hamur qoriyatdi, erini top kelgan pulidan bo'lgan hamur. Eriz öldü degan xabar keldi. Shunday hamurdan qo'lini oldi da inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Endi bu hamurda bizni sheriklarimiz bor dedi. Er öldü, endi meros taqsim qilinadi. Erdan qolgan meros taqsim qilinmagunicha biz tegishimiz mumkin emas deyapti. Endi buni muqobilida haromdan qo'rqmaydigan odamlarni ko'ring. Haromni o'ziga kasb qilgan odamlarni ko'ring. Hunari o'sha. Hunari o'sha. Odamlarni qahshatib, zulm qilib, ularda haqqini yeydi. Yetimning molini yeganlarni ko'ring. Qaranglar, o'zi birovning haqqini yeyishlik katta gunoh. Endi yetimning molini yeyishlik, yetimning haqqini yeyishlik gunohlardan kattalaridir. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah billah. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira." Yetimlarning molini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar hech shak shubhasiz qorinlariga olov yegan bo'lurlar va albatta do'zoxga kirajaklar. Aytdi-ku, o'zi umuman birodi haqqini yeyishlik gunoh. Yetimniki gunohlarda eng kattasi hisoblanadi. Umar ibn Abdulaziz xalifa bir kuni kechqurun tunda o'zini valilardan birini olib kelib o'tirib hisob kitob qilayotgan edi. Qana bo'libdi viloyatdagi odamlar, miskinlarga haqqini beryapsizlarmi, zulm bo'lmayaptimi? Chiroyli qilib qo'yilgan. Xalifa savollarini tugatgandan keyin vali Amir al-Mu'minin o'zingizni xolizdan bir savol so'rasam maylimi dedi. Turib-turdi dedi, shart turdi, chiroyli o'chirib qo'yib o'tirdi. Endi so'ra dedi. Nima bunday qildingiz? Men sendan savol so'rayotganimda bu savollarim davlatning ishi edi. Chiroqqa yo'q, davlat pulidan qo'yilgan. Endi sen mendan meni ahvolimni, shaxsiy ahvolimni so'rashliging bizning shaxsiy ishimiz. Biz davlatning chirog'idagi yog'ini yoqishga haqimiz yo'q dedi. Yana boyagi hukumatni, davlatni mashinasi, uni bir apparatlari, shuni stanovlarni ishlatishni o'ylab qo'yaveringlar. Shuncha yuqurayotgan akalar ishlatayotgan texnika davlatnikimi yo shaxsiymi? Shopir o'zinikimi u ekskavator, buldozeri yo firmanikini levi olib kelib ishlatyapti, bir qarab qo'ying. Sizga halol bo'laradi, to'g'ri pulni berdingiz, lekin baribir shubha aralashib qolgan bo'lmasin. Shu uyda yashab uni bo'lsa baraka topishlik niyatingiz bormi? Bora. Birodi qo'shni yeriga chiqmang. Qo'shnini norozi qilmang. Imorat qurayotganda ustani norozi qilmang. Arzimagan narsani bahona qilib turib pulini bermay haydab yormang. Agar baraka topishni xohlaydigan bo'lsangiz. Birodar, agar haromga o'ralib qolsangiz, namozingiz ham, ro'zangiz ham asqotmay qoladi. Allohning yo'lidagi jihodda shahid bo'lgan kishi bitta yopinchiqni o'g'irlab qo'yganligi uchun jahannamga tushgandan keyin siz bilan biz jiddiy o'ylanishimiz kerak. Birodarlar, harom narsa o'zi ko'p emas. Harom narsa ko'p emas. Fahsh, g'ibat, birovning moli, to'ng'iz, aroq. Nima uchun bular harom bo'lmasin? Axir haboyisu bular. Iflos narsalar-ku bular. Zero Alloh taolo pokiza narsalarni halol qildi, habis iflos narsalarni harom qildi. Albatta bu ikkisi barobar bo'lmaydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم